Hepimizin gündelik hayatında yapıp alışkanlık haline getirdiği bir takım davranışlar vardır. Alışkanlıklarımızın bir kısmı ise biz farkında olmasak da sağlığımıza ciddi zararlar verir. Temizlik kaygısıyla yaptığımız şeyler sizi korumayabilir. Tabii bilmemek ayıp değil, önemli olan öğrenmeye çalışmaktır. Bu videoda ise aslında terk etmemiz gereken hatalı tuvalet alışkanlıklarını derledik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara, klozete kağıt sermek. Tuvalette yaptığınız her şey hem sizin hem de sizin aynı tuvaleti kullanan insanların sağlığıyla doğrudan ilişkili. Klozet kapağına tuvalet kağıdı sermek de alınan önlemlerden birisi. Eğer siz de klozet kapağına tuvalet kağıdı seren insanlardan biriyseniz büyük bir yanlış yaptığınızı söylememiz gerek. Muhtemelen bunu yaparak çok doğru bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz. Ancak hiç de öyle değil. Klozet kapakları hem konfor sağlamak hem de esasında sizi hastalık ve bakterilerden uzak tutmak için kullanılıyor. Yani aslında klozet kapağı herhangi bir bakteriyi taşımamak üzere tasarlanmış. Öyleyse bu bakterilerden ve hastalıklardan kaçınmak için yapmanızın aslında pek de bir mantığı yok. Sadece zahmete giriyorsunuz. Üstelik zararı da var. Zararı var derken ciddiyiz. Bunu uzmanlar şu şekilde açıklıyor. Sizden önce giren kişi sifonu çektiği anda bakteriler 2-3 metre uzağa kadar yayılıyor. Tuvalet kağıdını klozetten 5 metre uzağa koymak pek de akıllıca bir iş olmadığını ve dünyanın her yerinde tuvalet kağıdı hemen klozetin dibinde olduğu için birçok bakteri doğrudan tuvalet kağıdına hapsoluyor. Yani aslında siz klozete bakterilerden kaçınmak için tuvalet kağıdı serdiğinizde olası bakterilere doğrudan temas sağlıyorsunuz. Bu olabilecek en tuhaf şey olsa gerek. Korunmaya çalışırken kendinize zarar veriyorsunuz. Uzmanların çoğu gündelik hayatta kullandığımız eşyaların aslında tuvalet klozetinden daha fazla bakteri olduğunu tespit etmiştir. Örneğin herkesin elinde olan telefonlar tuvalet klozetinden daha pis ve 15 kat daha fazla bakteri barındırıyor. O yüzden uzmanlar haftada bir defa da olsa özel bir selpak ile telefonunuzu silmenizi tavsiye eder. 2 numara, makat ve çevresini çok silmek. Elbette tuvaletinizi yaptıktan sonra temizlik çok önemli. Ancak eğer makat ve çevresini aşırı silerseniz cildinizi tahriş edersiniz. Tuvalet kağıdı sizin için yeterince temizleyici değilse ıslak mendil kullanın. Böylece cildinizi tahriş etmemiş olursunuz. Islak mendil kullanmak istemiyorsanız tuvalet kağıdını satarak kullanmayı da deneyebilirsiniz. 3 numara, sabunu durulamamak. Evet, sabun durulamamak kulağa ilginç geliyor ama Amerika'daki hastalık kontrol ve önleme merkezlerine göre sabun köpükleri kuruduğunda bakteri toplamaya başlar. Bu bakteriler sabunu bir sonraki kullanımınızda da elinize geçer. Bu nedenle elinizi yıkamadan önce sabunu mutlaka yıkayın. 4 numara, telefon kullanmak. Tuvalette telefon kullanmak neredeyse hepimiz için bir alışkanlık. Ancak tuvalette telefon kullanımı burada harcadığımız zamanı arttırır ve uzun süre oturmak da hemoroidlere neden olabilir. Ayrıca bu alışkanlığın hiç hijyenik olmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Mikropların en çok yayıldığı yer olarak bilinen tuvaletler, telefonunuza çok hızlı bir şekilde yapışacak ve çoğalarak tehdit oluşturacaktır. Bu tür kirli bölgelere girdiğinizde telefonunuzu dışarıda bırakmalısınız. Bildiğiniz gibi hastalık ve virüslerin en kolay yayılma yolu insandan insana geçiştir. Şahsınıza ait telefonu birden fazla kişi kullanıyor ise mikropların artma ve bir takım hastalıkların size geçme olasılığı daha yüksek olur. Telefonlar tuvaletlere oranla 15 kat daha fazla bakteri bulunduruyor. 5 numara, el yıkamamak. İnanması zor olsa da pek çok insan tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkamıyor. Ancak bulaşıcı hastalıklardan uzak durmak için ne olursa olsun tuvaletten çıkınca ellerinizi yıkamalısınız. Özellikle Batı ülkelerinde insanların %50'si elini yıkamadıklarını itiraf ediyor. Eğer yurt dışına seyahat planınız varsa insanlarla el sıkışırken iki kere düşünmeniz faydalı olacaktır. 6 numara, tuvalet fırçasını hemen geri takmak. Eğer tuvalet fırçasını klozeti temizledikten sonra hemen yerine koyuyorsanız bu alışkanlığı da bir an önce terk etmelisiniz. Çünkü bu durum bakteriler için nemli ideal bir üreme ortamı yaratıyor. Tuvalet fırçasını yerine koymadan önce tamamen kurumasını beklemelisiniz. 7 numara, sifonu çekerken klozet kapağını açık bırakmak. Evet, tuvaleti kullandıktan sonra sifonu çekiyoruz ama bu yetmiyor. Klozet kapağı kapalı olmadığında klozetteki bakteriler siz fark etmeden havada uçuşuyor. Bu nedenle sifonu çekerken klozet kapağını kapalı tutmayı unutmayın. 8 numara, ıslak mendili klozete atmak. Hepimiz ıslak mendilleri temizlik sırasında işimizi kolaylaştırdığı için tercih ediyoruz. Islak mendilleri kullanmamızda sorun yok elbette ama onları klozete attığımızda kanalizasyon sistemini tıkayacaktır.
Bu da bakterilerin tuvaletinize yayılmasına sebebiyet verebilir. 9 numara, klozet kılıfı kullanmak. Birçok kişi umumi tuvaletlerde klozet kılıfı kullanmanın sağlıklı olduğunu düşünür. Ancak bu kılıflar oldukça kirlidir. Elbette kullanan klozet kılıflarını kullanmanızda bir sakınca yok. Sadece bu kılıflar konusunda dikkatli olmalısınız. 10 numara, dışkılama için fazla zorlamak. Eğer dışkılama için kendinizi fazla zorlarsanız, anal çatlaklara ve hemoroidlere sebebiyet verebilirsiniz. Kendinizi zorlamak yerine boşaltım sisteminizin daha düzgün çalışması için çömelmeyi deneyebilirsiniz. Ama eğer dışkılama sorununuz uzun sürerse mutlaka bir doktora görünmeniz gerekiyor.